Arkadaşlar merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. At Goa Central Opfang for Asyl Zoekers. Hollanda'da bulunan mültecileri barınma merkezi olarak adlandırılan At Goa. Goa hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Tot 1987 was er in Nederland geen officiële opvang. 1987 yılına kadar Hollanda'da resmi olaraktan bir barınma merkezi yoktu. Asylzoekers Centras zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van asylzoekers en de voedselvoorziening. Mülteci barınma merkezleri, burada kalan mültecilerin desteklenmesi, gıda ve yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludurlar. 1 Juli 1994 werd de wet COA bekrachtigd. 1 Temmuz 1994 yılında COA kanunu resmi olarak kabul edilmiştir. Het COA en IND. COA is verantwoordelijk voor de uitvoering het toelatingsbeleid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. IND Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi'ne olarak görev yapmaktadır. İçişleri Bakanlığı'na ve Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. COA'da IND'in vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirebilmek için görevlerini sürdürmektedir. COA biedt opvang, medezorg, de mogelijkheid om onderwijsprogramma's te volgen. COA özellikle kalacak yer, barınma yeri, barınma ihtiyaçlarını sağlama, sağlık ihtiyaçlarını karşılama ve bununla birlikte belli eğitim programlarını sunmakla görevlidir. Örneğin Hollandaca dil dersleri, bununla birlikte mülteci veya sığınma başvurusu prosedürlerinin ne olduğu ile ilgili bilgilendirme, Hollandaca dil ve Hollanda toplumuna uyum sağlama programlarıyla ilgili dersler, kurslar vermek durumundadır. Nederlandse taal cursus tot A1, A2, Hollandaca dil kurslarını A1 hatta A2 seviyesine kadar kalınacak süreye bağlı olarak vermek durumundalar. Kennis van Nederlandse maatschappij, yine uyum öncesi dil programı veya eğitim programları adı altında Hollanda toplumuyla ilgili bilgilendirme. Oriëntatie naar arbeidsmarkt, Hollanda'daki iş hayatı ile ilgili çalışma kuralları ile ilgili olarak bilgilendirmeler yapmak zorundadırlar. COA de Secretaris van Veiligheid en Justitie. Hollanda Adalet Bakanlığı'na, Bakanlığı Sekreterliğine bağlı olarak da görev yapmaktadır. 1987 4 asylzoekers uit Sri Lanka. Hollanda'ya ilk defa 1987 yılında Sri Lanka'dan 4 kişi gelmiştir. Sığınma talebinde bulunmuşlardır. 1987 de eerste 4 asylzoekers centras geopend ve ilk defa yine 1987'de 4 farklı yerde sığınma merkezleri veya sığınma yerleri açılmıştır. 1 Juli 1994 werd COA is bekrachtigd. 1 Temmuz 1994 tarihinde COA kanunu kabul edilmiştir. COA'nın çalışma ilkelerinin belirlendiği kanun. 2002 yılında er waren 81 duizend asylzoekers in Nederland. Hollanda'da 81 bin sığınmacı vardı 2002 yılında. 2012 yılında ise bu sayı 54 bine ulaşmıştı. 2015 yılında ise 2015 yılı içerisindeki yapılan başvuru sayısı ise 54 binden daha fazlaydı. 2007 yılında General Pardon adı verilen bir af yasası çıkarıldı ve birçok kişiye oturum izni verildi. 2010 yılında New Asyl Prosedürü dediğimiz yeni sığınmacılar prosedürü, resmi prosedürler kanunu kabul edildi. 2011 yılında da aileler için ailelerin kalabileceği barınma merkezleri kurulmaya başlandı. Het inrichten van gezinslocaties.
Ulan-Bator en asil prosedürü, bir sığınma prosedürü ne kadar sürer? At this moment is it extreme drip, asil seekers centra sign overfall. Şu an itibariyle özellikle son 3 yıldır diyebiliriz. Aşırı derecede yoğunluk söz konusudur. Sığınma merkezleri tamamıyla doludur. Since 2014, asyl instrom is enorm gestegen, is het niet meer rustig geworden. Dat heeft gevolgen voor de behandeltermijnen. Özellikle 2014 yılından beri sığınma sayısında inanılmaz bir artış söz konusudur ve o tarihten beri de bu sayı hiç azalmadı. Ve başvuru sayısının çok olması da dosyaların incelenme süresini doğal olarak uzatmaktadır. In de jaren tot 2014 waren er 15.000 asielvragen per jaar. 2014 yılından önce Hollanda'daki sığınma başvurularının yıllık sayısı 15.000 civarındaydı. In 2014 waren er 30.000 asiel aanvragen. 2014 yılından bu sayı 30 bine, hatta 2015 yılında da bu sayı 60 bine çıkmıştır. In 2015 bijna 60.000 asielaanvragen zijn gedaan. Hoe lang duurt een asielprocedure? Ne kadar sürer? Sorusu. Die lange wachttijd begint voor de meeste asielzoekers na aankomst in Nederland. Hollanda'ya ilk ayak atılması itibariyle sığınmacıların aslında başlayan o uzun bekleme süresi başlamış oluyor. The wachttijd voor het indienen van een asielaanvraag is inmiddels tot 7 maanden. Şu an için başvuru yapabilmek için beklenilen süre yaklaşık 7 aydır. Pas daarna begint IND met het onderzoeken of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Aşağı yukarı 6-7 aylık süreden sonra IND, Hollanda Göç Vatandaşlık Dairesi, başvuruyu yapan kişinin burada resmi olaraktan sığınmacı olaraktan kalabileceğine veya Hollanda'da geçici oturma iznini alıp alamayacağının araştırmasını yapmaya başlıyor. Dat onderzoek kan kort zijn, maar ook meerdere maanden duren. Kimi zaman bu araştırma çok kısa sürüyor ama birkaç ayda sürdüğü görülmektedir. Ne kadar sürüyor sorusunun yine cevabını bulmaya çalışıyoruz. Om de beschikbare opvangplek zoveel mogelijk vrij te houden voor mensen die recht hebben op asiel, worden kansarme asielaanvragen zo snel mogelijk in behandeling genomen en afgewezen. Bu önemli bir ayrıntı bu arada. Özellikle sığınma hakkı olan insanların yerlerini bunlar için özellikle bu insanlar için daha rahat bir yer oluşturabilmek için, bunların kalabileceği barınma yerlerinde bir boşluk oluşturabilmek için sığınma başvurusunda şansı çok az olan kişilerin dosyaları daha erken bir şekilde ele alınıyor ve başvuru reddediliyor. Reddedilme sonucunda da zaten bu başvuruyu yapan kişi deportasyon adını verdiğimiz ülkeden gönderme prosedürü başlayacaktır. Ama şansı yüksek olan kişilerin tabii dosyalarına ilk aşamada bakıldığında karar veriliyorsa o tür kişilerin sığınmacıların Hollanda'da kalabilmesi için onlar için yeteri kadar barınma merkezlerinde yatak veya boş yer bulundurmaya gayret edilmektedir. Phil asylseekers have been gezinsleden achtergelaten in hun land van herkomst. Birçok sığınmacı gelmiş oldukları ülkelerinde kendi aile fertlerini ne yazık ki arkada bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Zövelen hün familie so snel mogelijk laten naar Nederland komen. Doğal olarak aile fertlerinin en kısa zamanda Hollanda'ya gelmesini istemektedirler. Als de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, dan kan hij of zij gezinsaanvraag indienen. De procedure mag maximum 6 maanden duren. Sığınma başvurusunda bulunan kişi Hollanda'da 5 yıllık geçici oturma iznini almak şartıyla ki bunu aldığı tarih itibariyle aile birleşimi başvurusunda bulunabilir ve bu aile birleşimi başvuru süresi yaklaşık maksimum 6 ay.
sürmesi gerekir. In the praktijk kan ruimte ve yer duren voor een gezin herenigd worden. Ama yaşanan şartlar göz önüne alındığında bir ailenin tamamıyla burada bir çatı altında yaşayabilmeye başlaması yaklaşık 2 yıl sürebilmektedir. Dit is geen makkelijke boodschap. Tabii ki bu çok kolayca söylenebilecek, verilebilecek bir mesaj değil. Het is belangrijk om asielzoekers zo eerlijk mogelijk te informeren. Ze krijgen informatiebrochures hierover. Burada sığınmacıları mümkün olduğu kadar dürüst bir şekilde konuyla ilgili bilgilendirmenin önemli olduğunu düşünüyorlar. Ve yine sığınmacılar konuyla ilgili olaraktan bilgilendirme broşürlerini çeşitli dillere çevrilmiş olarak alabilmektedirler. IND probeert alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. IND, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, bütün başvuruları mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ele almaya ve değerlendirmeye çalışmaktadır. VBN, Vluchtelingenwerk van Nederland, Hollanda'daki mülteci yardımlaşma, mülteci dayanışma kurumunun nedir, görevi nedir? VVN kısaltılmasıyla geçmektedir. Vluchtelingenwerk Nederland, bu üç harfin başlangıç, üç kelimenin başlangıç harfleri biliyorsunuz. VVN is een onafhankelijke mensenorganisatie die is opgericht om belangen van asielzoekers te behartigen. VVN, uluslararası insan hakları organizasyonlarından bir tanesidir ve sığınmacıların haklarını savunmalarında, haklarını için adım atmalarında yardımcı olabilmeleri için kurulmuş olan bir kurumdur. VBN informiert en ondersteunt de asielzoekers persoonlijk bij het doorlopen van deze procedures, bemiddeld bij problemen met andere organisaties. VBN özellikle sığınmacıları kişisel olarak da prosedürlerine devam edebilmelerinde desteklemektedir. Bununla birlikte gerekli diğer sorun çıkması durumunda gerekli diğer organizasyonlarla muhatap olmalarını sağlamaktadır. VBN ve Samimetim Avukat, yine VBN avukatınızla birlikte çalışmakta, görüş alışverişi yapmaktadır. Dikkat etmeniz gereken önemli var. Let op, VBN beslist niet over je asielaanvraag. Mülteci Yardımlaşma Kurumu sığınma başvurunuzu değerlendirmemektedir. Böyle bir yetkisi yoktur. Wat doet een asielzoeker? Peki sığınmacı burada ne yapar? Hollanda'ya geldiğini düşünürsek. Aanmelden en registreren bij vreemdelingenpolitie ter Apel. Ter Apel'da veya havaalanlarında veya diğer yabancılar polisinin bulunmuş olduğu bazı merkezlerde başvuru yapması ve kayıt edilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemlerini yaptırması gerekir. Polis registreert je persoonlijke gegevens, naam, geboortedatum, plaats en nationaliteit. Polise yapmış olduğunuz bu başvuruda sizin şahsi bilgilerinizi kayıt altına alırlar. İsim, doğum tarihi, doğum yeri, milliyetiniz. Ze mogen je bagage en kleding doorzoeken, foto's maken en vingerafdrukken nemen. Polise yaptığınız başvuru esnasında bagajınız varsa yanınızda bunu araştırabilirler. Elbiselerinizi inceleyebilirler gerekirse. Fotoğrafınız çekilebilir veya parmak iziniz alınabilir. Eerst interview reisverhaal. IND ile yapacağınız daha sonrasındaki ilk resmi görüşmede seyahat hikayeniz nedir diye. Yolculuk hikayeniz nedir diye sorulmuş. What is your reisroute? Hangi yolla Hollanda'ya geldiniz? Hoe ben je naar Nederland gekomen? Nasıl Hollanda'ya giriş yaptınız? Heeft u eerder asiel aanvraag ingediend in een ander land? Başka bir ülkede mülteci, sığınmacı veya sığınma başvurusunda bulundunuz mu? Böyle bir durumda Dublin procedure dediğimiz Dublin prosedürü söz konusu olacaktır. Heeft u documenten die uw identiteit kunnen bewijzen? Paspoort, rijbewijs, ID-kaart, diploma's. Kimliğinizi kanıtlayabileceğiniz pasaportunuz, ehliyetiniz, kimlik kartınız, diplomalarınız veya resmi sertifikalarınız var mı diye sorulur. Deze documenten zijn heel erg belangrijk bij de beoordeling van uw asielaanvraag.
Sığınma başvurusu, sığınmacı başvurusu yapmanızın değerlendirilmesinde bu belgeler çok önemlidir. In the last days documented altijd doorzoekende experts op echtheid. INB bu belgelerin doğru olup olmadığını, gerçekçiliğini daha doğrusu gerçekliğini uzmanlar tarafından araştırılmasını ister. Hoi nooit je persoonlijke documenten weg, şahsi bilgilerinizi ve belgelerinizi çöpe atmayın, yanınızda bulundurun. TBS tüberküloz onderzoek, tüberküloz araştırması nedir? Tüberküloz is an ernstige ziekte die in de wereld veel voorkomt, wellicht ook in your land. Tüberküloz dünyada en ciddi hastalıklardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Belki ülkenizde de, geldiğiniz ülkede de tüberküloz hastalığı yaygındır, salgını yaygındır. Mensmet TBS kunnen andere besmetten en daarom wordt na uw aanmelding een terapieonderzoek op deze ziekte. Tüberküloz hastası olan kişiler diğerlerini çok kolay bir şekilde hasta edebildikleri için, bulaş sağlayabildikleri için terapildeki kaydınız yapılır yapılmaz ilk işlem olaraktan gerekli görüldüğünde akciğer filmi çekilebilir. Als je TBS heeft, krijg je een behandeling met medicijn. Tüberküloz hastalığınız varsa ilaç tedaviniz başlayacaktır. De asiel procedure wordt in dat geval pas na de medische behandeling start. Bu durumda sığınmacı başvurunuz veya prosedürleriniz bu rahatsızlığınız geçtikten sonra veya ilaç tedavisinin başlaması sağlandıktan sonra sığınmacı başvuru prosedürünüz başlatılmış oluyor. Aanmeld voor IND, IND de Hollanda göç vatandaşlık dairesinde yapacağınız ilk kayıt başvurusu. IND voor het gesprek met u en stelt allerlei vragen over your ID, nationaliteit en your reisroute. IND ile yapacağınız yine ilk görüşmede az önce de belirttiğimiz gibi kimliğiniz, milliyetiniz, seyahat yolculuğunuzun nasıl, hangi yollarla, hangi şartlarla, hangi kişilerle yaptığınıza dair konu ilgili çeşitli sorular soracaktır. IND onderzoekt uw persoonlijke verhaal en de situatie in uw land van herkomst. Yine IND sizin belirtmiş olduğunuz, anlatmış olduğunuz hikayeyi, yani sizi ve gelmiş olduğunuz ülkenizdeki durumu araştıracaktır. Daarna beslist IND of u voorlopig in Nederland mag blijven of dat u moet terugkeren naar uw eigen land. Daha sonrasında ise IND geçici olaraktan Hollanda'da kalıp kalamayacağınızı veya kendi ülkenize geri dönmek zorunda olup olmayacağınızın kararını verir. U krijgt onderdak, maaltijden ve medische zorg vanaf het moment dat je zich gemeld bij de vreemdelingenpolitie. Hollanda'daki yabancılar polisine başvuru yapmanız itibariyle kalabileceğiniz bir yer, yemek, sağlık hizmeti sunulmaya başlanacaktır. COA, peki het COA dediğimiz nedir? COA'nın görevi nedir? COA zorg voor opvang asielzoekers in Nederland. Hollanda'da bulunan sığınmacıların başını sokabileceği, barınabileceği yere barınmasını üstlenmektedir veya sağlamaktadır. COA zorgt dat u onderdak, maaltijd, ziektekosten, verzekering krijgt. Yine COA barınma, yemek, sağlık, temel sağlık hizmetleri konusunda yardımcı olur. GZA, Gezondheidszorg voor Asielzoekers, COA'ya bağlı olarak da çalışmakta ve mültecilerin sağlık hizmetleri kurumu olarak görev yapmaktadır. Ya dişçi, ev doktoru veya konsultasyon dediğimiz çocuk doktoru buna dahildir. COA is een onafhankelijke organisatie, beslist niet over uw asielaanvraag. COA tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Sizin mülteci veya sığınmacı başvurunuzun kabulü ile ilgili herhangi bir karar verme yetkisi yoktur. Na aanmelding. Na aanmelding, registratie en aanmeld gehoor bij IND wordt een opvanglocatie toegewezen. IND'de ilk başvurunuzu yaptıktan sonra ve IND ile ilk görüşmenizi, eerste interview yaptıktan sonra kalabileceğiniz geçici bir konaklama yeri veya barınma yeri size tahsis edilir. U gaat naar een asielzoekerscentrum. Bu durumda
Sığınmacılar kampı adı verilen veya merkezine, kamp değil pardon, sığınmacılar merkezine gönderileceksiniz. Heer Kunci Uitrustung van Eurasia naar Nederland, Hollanda'ya yapmış olduğunuz yolculuk. Tam daha yolculuktan sonra biraz bileceğiniz yerdir. Ukünsich voorbereiden op de algemene asielprocedure. Genel sığınmacı prosedürünün başlaması için hazırlık yapabilirsiniz. Aangezien dat u nu heel erg druk is, daarom moet je misschien nog 6 maanden wachten tot je dossier kan behandelen nemen. Tekrar etmek gerekirse şu anda özellikle bu prosedürler IND tarafından bekleme süreleri çok uzun olduğu için kimi zaman 6 aya kadar bazı dosyalar 6 aya kadar bekletilmektedir. Bright Üzik düz for a lange Wachtzeit çok uzun bir bekleme sürecine kendinizi hazırlayın. Ve algemene asyl prosedürü genel sığınmacı başvurusu nedir peki? Nadat de asylzoeker heeft zich gemeld bij een aanmeldcentrum, duurt de algemene asyl prosedürü 8 dagen. Sığınmacı başvuru merkezlerinden birine başvuru yaptığı zaman normalde 8 gün, 6 ile 8 gün arasında bu işlemler tamamlanmış olur. Tijdens deze periode woont asielzoeker in een zogeheten procesopvanglocatie veya POL locatie adı verilen geçici barınma merkezinde bu süreyi geçirebilecektir. Burada kalabilecektir. Algemene asielprocedure devam ediyor. Voorafgaand van de asielprocedure krijgt de asielzoeker in de regel 6 dagen om uit te rusten. Hij kan zich dan voorbereiden op gesprek met de IND. Yani resmi olarak da 6 günlük bir dinlenme süresi verilmektedir ve bu süre içerisinde IND ile yapacağı görüşmeye hazırlık yapılabilir. Daarnaast wordt de asielzoeker medisch onderzocht. Bununla birlikte bir sağlık taraması yapılır. Dit onderzoek moet aantonen of hij belemmeringen heeft waarmee de IND rekening moet houden tijdens de gehoren en bij het nemen van een beslissing op de asielaanvraag. Bu sağlık araştırmasında özellikle IND'in yapacağı görüşmelerde dikkat etmesi gereken bir şey olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Ve yine IND'in vereceği sığınmacı kararını verirken dikkat etmesi gereken bir şey olup olmadığı da ortaya çıkacaktır. Na de rustperiode begint de algemene asielprocedure. Yani o dinlenme süresinden sonra genel sığınmacı prosedür başlayacaktır. Deze duurt gemiddeld 4 tot 8 dagen waarin de asielzoeker 2 gehoor met IND heeft. Bu süre yaklaşık 4 ile 8 gün arasındadır. Bu süreç içerisinde 2 tane görüşme, yeni değil 2 tane görüşme yapılacaktır. Asylzoeker krijgt daarbij advies van zijn advocaat. Bu durumda her bir sığınmacıya baronun tahsis edeceği bir avukat yardımcı olacaktır ve tamamıyla, dat is ook gratis, tamamıyla ücretsizdir. Tijdens de gehoren wordt identiteit van de asielzoeker vastgesteld. Bu görüşmeler esnasında sığınmacının kimliği özellikle belirlenir. Wordt gekeken naar de reisroute, hangi yol hikayesi nedir ona bakılır, hangi yollarla buraya seyahat etmiştir. En de reden waarom hij gevlucht is ve ülkesinden ayrılmasının veya kaçmasının sebebi nedir bu görüşülür. Na deze gehoren neemt de IND een beslissing over de asielaanvraag. Bu görüşmeler yapıldıktan sonra IND, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, mülteci başvurusu hakkında konuyla ilgili olarak da bir karar almak zorundadır. Soms is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld naar het thuisland van de asielzoeker, verlengd asielprocedure. Kimi zaman IND bu kararı 4 ile 8 gün içerisinde sonrasında veremeyecektir. Daha çok şey araştırması gerekiyorsa ve bazı yerlerde soru işaretleri varsa, sığınmacının belirtmiş olduğu hikayede bir yanlışlık, kopukluk varsa, Verlengde asiel prosedürü adını verdiğimiz uzatılmış mülteci prosedürünü işletebilir.
As Ilse Kurs kunnen ook voor deze vergunning in aanmerking komen als zij een reëel risico lopen op ernstige schade als ze naar hun herkomstland zouden terugkeren. Bijvoorbeeld als zij daar slachtoffer zouden worden van foltering of geweld bij een gewapend conflict. Yine sığınmacılar bu karara ya da veya Hollanda'da kalabilme kararını alabilmeleri için öyle bir hakkı elde edebilmeleri için ciddi bir risk veya çok ciddi gelmiş oldukları ülkede çok ciddi anlamda bir zarar tehlikesi söz konusunu olması gerekiyor. Örneğin oraya gittikleri zaman özel silahlı veya başka bir şekilde şiddete maruz kalacaklarını, şiddetin yanı sıra foltering adını verdiğimiz işkenceye maruz kalacakları söz konusu ise ve bu kanıtlanabiliyorsa burada Hollanda'da en azından genel anlamda sığınmacı olaraktan kalma haklarını elde edebiliyorlar. Intrekking mogelijk binnen 5 jaar. De eerste 5 jaar kan de asielvergunning van een stadshouder worden ingetrokken als de situatie in het land van herkomst verbetert. İlk 5 yıl geçici oturma izni verilen sığınmacıların kendi ülkelerindeki durumun düzelmesi halinde kendilerine verilen 5 yıllık bu geçici oturum izni geri çekilebilir. Dat kan alleen als er geen reden meer is om te vrezen voor vervolging of onmenselijke behandeling bij terugkeer. Bu tabii ki çok önemli bir şarttır bu arada. Geri döndükleri, kendi ülkelerine geri döndüklerinde insani olmayan davranışlara maruz kalmayacaklarsa veya haklarında herhangi bir araştırma, soruşturma veya kovuşturma olabilecek herhangi bir neden söz konusu değilse ibaresi var. Na 5 jaar komt de statushouder in aanmerking voor één of meer definitieve asielvergunning. İlk başta verilen 5 yıllık geçici oturum izninden daha sonraki süreçte asielvergunning adını vermiş olduğumuz sığınmacı kimliği kartına definitif olaraktan alma hakkına sahip olabiliyorlar. Deze wordt alleen nog ingetrokken als er iets bijzonders aan de hand. Bu verilmiş olan kesin kimlik kartı, sığınmacı kimlik kartı, ömür boyu geçerlidir normal şartlarda. Çok özel bir şart söz konusuysa geri çekilebilir. Verzoek afgewezen, wat nu? Eğer sığınmacı başvurunuz reddedilirse, o zaman ne yapmanız gerekiyor? Als de IND vindt dat de asielzoeker geen recht heeft op een asielvergunning, wordt de asielaanvraag afgewezen. Eğer ki IND, Hollanda Göç Vatandaşlık Dairesi, sığınmacının sığınma başvurusu talebinin herhangi bir geçerli sebebi olmadığını düşünüyorsa bu başvuruyu reddedebilir. Dan moet de asielzoeker Nederland verlaten. Bu durumda sığınmacı Hollanda'yı terk etmek zorundadır. Dienst terugkeren vertrek. De asielzoeker kan tegen de beslissing van IND in beroep gaan bij de rechtbank. Bu durumda sığınmacı yerel mahkeme aracılığıyla IND'in vermiş olduğu bu karara itiraz edebilir. De rechtbank toetst dan de beoordeling van IND. Bu durumda yerel mahkeme IND'in vermiş olduğu kararı kontrol edecektir. Voor zowel de IND als de asielzoeker geldt, hem IND hem de asielzoeker, yani sığınmacı için geçerli olan şöyle bir kanun vardır. Wie het niet eens is met de uitspraak van de rechter, kan nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State. Yerel mahkeme hakiminin vermiş olduğu karara her kim itiraz ediyorsa veya her kim bunu kabul etmiyorsa bir üst devlete bağlı olarak olan bir üst mahkemeye gitme hakkına sahiptir. Na de uitspraak van de Raad van State, bir üst mahkemenin kararından sonra yine olumsuzsa ve kan de asielzoeker nog naar een Europees rechter gaan. Avrupa Birliği
mahkemesine başvurabilir. Europees Hof voor de Rechten van de Mens, insan hakları Avrupa Mahkemesi ne başvuru yapılabilir. Dit Europees Hof beoordeelt dan of dat hulp bij terugsturen het slachtoffer dreigt te worden van een onmenselijke behandeling. Yine buradaki Avrupa Üst Mahkemesi sığınmacının geri gönderildiğinde insani dışı davranışlara maruz kalacağından dolayı oluşabilecek bir durum olup olmayacağının kararını verecektir. Wie helpt asielzoeker tijdens de asielprocedure? Peki sığınmacılara bu sığınma prosedürleri boyunca kim veya kimler yardımcı olabilmektedir? In alle fasen van de asielprocedure krijgen asielzoekers ondersteuning van onze betaalde medewerkers en professionele vrijwilligers van PWN. Özellikle Hollanda Mülteci Yardımlaşma Kurumu çalışanlarından veya yine bu kuruma bağlı olarak çalışan profesyonel gönüllülerden hem asil mülteci prosedürleri ilgili olarak da bütün mültecilere hizmet sunulmaktadır. Een van de kerntaken van deze vrijwilligers is op verzoek van de asielzoekers of op zijn advocaat bijwonen van gesprekken met de IND de gehoren. Yine Hollanda VWN'e mülteci yardımlaşma kurumuna bağlı olarak çalışan gönüllülerin en önemli görevlerinden bir tanesi sığınmacıların talebi üzerine veya avukatlarının talebi üzerine isterlerse IND ile yapılacak olan o iki önemli görüşmede bulunabilirler. Bugünlük bu kadar diyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Selamlar. Dat is het voor vandaag. Hopelijk tot volgende keer. Selamlar.